Neslihan'a şimdi de Emel Başkan'ın montunu gösteriyoruz. O mont hiç gerçekten yeşil mi senin? Hiç yakışmamış. Çok parlak duruyor üzerinde. Sen yine buna bence kırmızı bir ruj sürersin. Emel'in kırmızı rujundan sıkıntı geldi galiba. Ciddi anlamda çünkü sürekli aynı. Her alışverişe gelmesi bir kırmızı ruj. Başka hiçbir şey sürmüyor yani. Neden böyle yapıyor? Tükenmişlik sendromu. Emel'in dün kuliste Ebru'yla yaşadığı saç sırası polemiği hakkında ne düşünüyorsun? Bence Ebru'nun iyi niyetini suistimal etti Emel. Jüri de bunu söyledi. Model yapılabilir, aynı saç model yapılabilir, aynı kıyafet giyilebilir. Ve dün sen de Ebru'ya demişsin ki yaptırmak yasak. 6 tane kız 6 farklı noktadan sürekli bana saldırıyorlar. Dolayısıyla ben harbiden ayrı ayrı cevap versem burada ne giyinebilir ne süslenebilirim. O yüzden işime geldiği gibi davranıyorum ben de. Ne kadar yapıyor topla? 100 lira mı? Ay çok iyi, tamam. At şöyle at, süren bitiyor hadi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Neslihan'dan sonra Ferda Nur'la ayakkabı alma zamanı. Bu ayakkabıyı alıyor musun? Bunu alıyoruz galiba dış ses ya. Dur ikisini de bir deneyeyim de. Kızımız son kararını verip kasaya gidiyor. 139 liraya da 100 liraya aldım dış ses. Yine güzel bir indirim aldım. Çok teşekkür ederim. Fiş de alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamlar kurbağa. Aa, bu senin prensin galiba. Kiss mi diyor, öp beni diyor, prense dönüşeyim diyor. Hayattaki şansım, kurbağayı bile öpüyorum, dönüşmüyor, düşün artık. Zavallı kurbağayı bırakıp kombini değerlendirebilir miyiz artık? Kombinim böyle minnoş. Ama tabii ki bu minnoşumsu kombin olmaz. Beni daha büyük gösterdi. Vakti daralan Su alacağı parçaları kucaklayıp kasaya gidiyor. Kombinin ne kadar tuttu Su? 105 TL. Buyurun efendim. 10 liraya da onu alayım. Takımı da hallettim. Buyurun efendim. Hadi bay. Teşekkürler. Sündüz, neler denedin bakalım? Böyle bir kazak, boğazlı. Çantadan başka hiçbir şey almadın ve sadece 35 dakikan kaldı. Şimdi hemen çıkıyorum. Gerçeklerle yüzleşen kızımız beğendiği parçaları kaptığı gibi kasaya yöneliyor. İndirim yapmıyorsunuz. Hayır. Biz yine Sündüz'ün peşinden ayrılmıyoruz. Dün kuliste yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben şaşırmıyorum. Şaşırdım, hayır. Çünkü her zaman böyle yapıyor herkes. Merve de İnci böyle yaptın. Herkes böyle yapıyor. Onun sıkıntısı saç. Emel sence ne yapmaya çalışıyor? Emel ne yapmak çalışıyor? Böyle bozuluyor. İzin vermiyor. Başka yarışmacı gidiyor, saç yapıyor. Böyle her zaman böyle engelliyor, giriyor. Hazır kulaklarını çınlatmışken Emel ne yapıyor acaba? Büyük bedende saç gibiyim yani. Kıskananlar çatlasın. Ama sanki ben bir tık eridim mi 2 günde yaşam koçuyla, bilmiyorum nedir? Yediğin elmalarla bademlerin faydasını görüyorsun galiba. Ya 42 bedene mi düşsem listes, ne yapsak? Yoksa zayıflayıp yarış dışı kalmayı mı planlıyorsun? Pes mi ediyorsun? İtiraf et. 42 bedene düşüp podyumda rüzgar estirmeyi düşünüyorum. Çünkü aramızda 42 beden olan arkadaşlar bir gün iyi bir gün kötü geliyorlar ya. Ben 42 bedende olsaydım o podyumda rüzgar estirirdim. Etraf o kadar çok bedenle dolu ki bazı arkadaşlarımız, bazıları hala kombin seçemiyorlar. Benim gibi özellikle göğüs ve karın problemi yaşamıyorlar ama giyinemiyorlardı. Beceremiyorlar. En azından benim bir kustom var. Üzerindeki parçaların fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Üzerimdeki triko 79 TL, taytım ise 39 TL. Hadi bakalım, hemen diğer kombini denemeye gidiyorum. Emel yeni kombinine bürünürken Ebru neler deniyor acaba? Krem rengi gayet güzel, kayık yaka bir kazak. Altına da böyle 5 tonlarında bir pantolon. Bunun fiyatı nedir acaba? 69, pantolonumuzun fiyatı? 89. Ebru, en çok hangi jüri üyemizi kendine yakın buluyorsun? Çok zor bir soru bu. Yani gerçekten ben 4'ünü ayırt edemiyorum. Yani zaten şurada 3. günüm. En çok kimden çekiniyorsun peki? Banu Hanım'dan daha çok çekiniyorum. Çünkü daha usturuplu giyinilmesini istiyor. O yüzden biraz böyle çekiniyorum açıkçası Banu Hanım'dan.